Merhaba arkadaşlar. Dyson Sphere program serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere yeni gezegenimize gelmiştik. Burada bir takım blueprintlerle silikon ve demir üretimine başlamıştık arkadaşlar. Burada kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şu an burada yapacağımız şeyler arkadaşlar. Şu an burada öncelikle güneş enerji paneli yapmak istiyorum. Bunun için copper, silikon ve şu bilgisayar şeylerinden, çiplerinden gerekiyor. Circuit board. Bunun için iron ve copper gerekiyor. Ekstradan da şöyle bir şey açılmış. Accumulator. Accumulator burada okuyunca açıklamasını anlıyoruz ki arkadaşlar. Üretilen elektriği depolamaya yarıyor. Daha sonra elektrik miktarımız yetersiz gelirse bu depolanan elektriği üretime veriyor. Bunu da diğer gezegenimizde yapmamıştık. Bu da silikon istiyor arkadaşlar. Şu kristal silikon istiyor. Bunu da gerçekleştireceğiz burada. Onun için şimdi bize lazım olacak şeyler şu süper manyetik ring. Bunu da bir yandan yapacağız arkadaşlar. Bunun için de magnet gerekiyor. Elektromanyetik türbin gerekiyor derken magnetic coil, elektrik motor. Burada gear da dahil olmak üzere arkadaşlar. Ne var ne yok gerekiyor yani anlayacağınız. Yani buraya komple bir üretim hattı yavaş yavaş yapacağız anlayacağınız. Şu an buradaki harcayacağımız malzemeleri de yerine koyabilmemiz için bu gezegene de zaten burada uzun vadeli malzemeleri stoklamayı planlıyorduk diğer gezegenlere de gönderebilmek adına. Bu şekilde bir üretim zinciri kuracağım arkadaşlar buraya. Şimdi bize copper malzemesi lazım. Şurada şimdi uçmayayım da enerji harcamayayım boşuna. M tuşuna bastığımızda burada copper'ın nerelerde olduğu gözüküyor. Yakında nerede var diye bakabiliriz buradan. Şöyle bakalım, şurası ekvator. Şu B moduna girince şuradaki çizgi ekvator olması lazım. Burası kuzey, güney. Buralardan birinden kaynak alabiliriz. Burada taş var. Şurada bir copper var, bir de şurada var. Ben şuradakini kullanacağım. Copper'ı da şu aradan at çekip yollayacağım arkadaşlar. O şekilde bir düzen kurmak istiyorum. Şuraya bir tane copper üretim hattı yapalım. Hatta öncelikle şuraya bir tane şu blueprint'i oturtalım arkadaşlar. Yine bunu kullanacağım. Diğer blueprint'i sildim. Bir tane boş blueprint vardı. Buraya nasıl yapalım? Şu şekilde yapabiliriz bence. Ve biraz daha aşağıya yapayım. Üretilen copper'ı şuradan göndermek istiyorum şu aradan. O yüzden şöyle biraz daha aşağıya yapabilirim. Çok da önemli değil yeri. Biraz daha şöyle alayım. Şu şekilde kondurayım bunu arkadaşlar. Şuraya da gathering kısmından şöyle malzeme toplama makineleri yapmamız lazım. Kaç tane yapacağım bunlardan? Şimdilik 4 tane yapayım. Ben değil. Buraya bir tane üçüncüyü koyayım. Buraya da bir tane şöyle dördüncüyü koyayım. Şöyle yapayım ya da. İleride şuraya dört tane daha sıkıştırırız diye çok malzeme veriminden çok alan kullanımına bakıyorum arkadaşlar. Buraya 8 tane yapabilecek şekilde düzen kuracağım. Bunu simetrik olarak bu tarafa dağıtmayı düşünüyorum. Bunları düzelteyim. Şunlar artık copper olacak. Onu da kopyalarsak şöyle. Bu blueprintleri en son gözden geçireceğim arkadaşlar. Şunların hepsini copper'a çevirdik. Buradan şu yol bağlantılarını yapmamız yeterli olacaktır artık. Şöyle.
Bir ikisini şöyle birleştireyim. Buradan da şuraya vereyim. Diğer ikisini de şu şekilde alacağım. Bağlantı olarak. Böyle ikisi birleşsin. Buraya bunların çalışması için birer tane rüzgar türbini de yapayım şimdilik geçici. Daha sonra güneş panellerine geçince arkadaşlar daha düzgün bir üretim yapacağız. Çünkü bunlar elektrik olarak çok yeterli değil maalesef. Bunu da şuradan şuraya bağlayalım. Şimdilik elektriğimiz fazla yok. Tek yarısını harekete geçireceğim ben. Diğer yarısını daha sonra harekete geçiririz. Buraya şöyle bir tane elektrik aktarım şeyi yapayım. Hatta şöyle yapayım. Şu tarafta yararlanır belki. Burayı üretime çevirirsek. Şu an burası çalışmaya başladı. Evet, üretim biraz yavaş. Elektrik miktarı yetersiz geldiği için ama olsun. Buraya bir tane depo yapacağız. Diğer tarafta yaptığımız gibi. Şöyle yapıyorum. Bu depodan çıkan copper'ı da arkadaşlar buradan çıkartıp istediğimiz yere gönderebileceğiz. Ben şuradan böyle göndermek istiyorum. Hatta buradaki üretim hattını planlayalım şimdi arkadaşlar. Öncelikle şu zemin kısmını alıp şurayı bir düzlemek istiyorum. Bunu biraz küçülteceğim. Çok fazla zemin harcamak için. Daha küçük kutu şekline getireceğim. Burada desenli yapabiliyoruz arkadaşlar. Şunu seçerseniz. Buradan renk falan seçebiliyorsunuz. Bu da desensiz zemin. Şimdilik desensiz olsun. Bu yerde otantik duruyor bu şeyler. Lavlar vesaire. O görüntü bozulmasın. Şuraları şöyle adım adım kare kare düzleyeyim. Ki buralara inşaatlar yapabilirim. Yeterince düz olmuştur herhalde. Şurayı da düzleyeyim. Zaten bina yaparken de düzleniyor biraz arkadaşlar. Şimdi benim buradaki amacım şuradan yol bağlantılarını yapıp şuraya bir takım üretimler kurmak. Şurayı şey yapmak istemiyorum. Burayı kapatmak istemiyorum. Şuraya birkaç tane daha robot yapabiliriz. İleride dediğim gibi burayı 8'e çıkarmayı düşünüyorum her taraftaki üretimleri. Burası tam bir üretim cenneti olacak bu yer. Buradaki kaynakları tüketeceğiz arkadaşlar. Amacımız o. Şunu biraz daha kısa yapabilirim de neyse şurayı yeri belli olsun diye. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane blueprint yapacağım ben. Öncelikle üretmek istediğim şey bizim iki tane ana malzememiz. Onları üreteceğiz ve depolayacağız. Ana malzemelerimiz dediğim magnetic coil ve circuit board üretmek istiyorum burada. Onları bir de depo yapmak istiyorum. Şu bölgeyi yapsak uygun mudur? Şu kaynağa kadar kaç tane sığdırabiliriz bundan? Bir tane de depo yapmak istiyorum. Şöyle birer tane depo. Nasıl yapsak? Bir tane depo koysam yanına da 6 tane üretim yapsam şöyle bir boşluk bırakıp. Şunlara da engel olmayalım. Buraya da ileride yine 8'li üretim yapmak istiyorum çünkü. Şöyle yeterli yer kalacağından da emin olalım. Yeterli yer kalıyor herhalde buradan yol çıkaracak kadar. Şimdi aynısından bir tane daha şöyle. Buradan 3 tane yol geçireceğim arkadaşlar. Tasarımımız bu olacak. 1, 2, 3. Bu tasarımı biraz düşündüm o yüzden bu kadar rahat yapıyorum ama bu tasarımı karar verene kadar bayağı vakit geçti, zorlandım. Şuraya şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunların üst kısmı şey olacak. Fark etmez hangisi olacağı. Biri circuit board, biri magnetic coil olacak. Üst taraf circuit board olsun hadi. Şöyle kopyalayalım. Alt tarafı da manyetik coil yapalım.
Bunu da kopyalayalım şöyle. Şimdi arkadaşlar bunlar için gerekli olan malzemeler. Şuraya bir tane de depo koyacağım. Böyle. Bunlar bizim depolarımız olacak. Burada üretilen malzemeleri depolayacağız. Üretilen malzemelerin çıktılarını buradan vereceğim. Şu üçlü hat girdi hattıydı. Çıktıyı şuradan veriyorum. Bu tarafın çıktısını da buradan veriyorum. Şimdi bunların girdi çıktı bağlantılarını da yapalım. Ama öncelikle girdilere karar vermemiz lazım. 3 tane girdimiz var. Iron ingot, copper ingot ve magnet. Şimdi ikisine de copper lazım. Copper'ı ortadan yürütelim o yüzden. Şuraya şöyle bir işaret koyuyorum arkadaşlar. Buraya tıklayınca memo ikon diye bir şey var. Buraya memo ikon koyacağım bir tane. Buranın copper ingot olduğuna dair. Daha sonra üst tarafa iron ingot'u vereyim. Buraya iron ingot lazım copper'la beraber. Şu tarafa da magnet'i vereyim. Buraya da magnet lazım copper'la beraber. Bu şekilde güzel bir düzen oturtuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlardan buraya şu iki malzeme lazım. Copper'ı buradan vereceğiz. Buna da buradan vereceğiz copper'ı. İlaveten şunu vereceğiz. Buraya da ilaveten şunu vereceğiz. Bunları kopyalayalım şimdi. Bu bantları da kopyalayalım. Şunu da kopyalayalım. Güzel, kolay oldu. Çıkışları verelim. Hepsine birer tane çıkış verelim. Keşke çıkışları da yapıp böyle kopyalasaydım. Her neyse bir daha kopyalarım. Çok zor değil. Bu tarafa da bir çıkış verip kopyalayalım bu tarafı da. Şöyle. Şu çıkışın dışında kalan yolu silebilirim arkadaşlar. Gereksiz yol kullanmayalım. Buraları da aynı şekilde. Burayı da aynı şekilde. Burada üreteceğiz. Üretilenler buradan çıkacak. Buraya elektrik bağlantılarını yapalım. Elektrik bağlantılarını. Taraftan mı yapsam şunu? Böyle yapsak yeterli. Bir sağ bir sol yapayım. Simetrik olsun. Şöyle yapayım bir tanesini de. Her yere elektrik geldi herhalde şu an. Şu çıkışa gelmedi sanırım. Şu hatta elektrik yok. Onu nereye koysam bilemedim. Böyle koyalım mecburen. Bunu daha simetrik yapabilir miyim? Yapabilirim. Biraz kule sayısını arttırırım ama. Bunu blueprint olarak kaydedeceğim arkadaşlar. O yüzden güzel simetrik bir şeyler yapmak istiyorum. Yani şu kuleyi de sileyim. Şöyle biraz... İki kule değil, dört kule olsun ama simetrik olsun arkadaşlar. Şöyle yapayım onları da. Böyle her yere elektrik geliyor herhalde şu an. Şimdi arkadaşlar bunu blueprint olarak kaydedeceğim. Bir son olarak da şunu vereyim. Şuradan üretilen malzemeyi de şurada depolayacağız. Yetmezse bir tane daha depo bandı koyarım. Bazen çok fazla malzeme geliyor. Depolama hızımız yetersiz kalabiliyor. Öyle bir şey olursa şu band sayısını arttırırım. Şimdilik bunu blueprint olarak kaydedeceğim arkadaşlar. Create blueprint. Bunu yan çevirebiliyor muyum ekranı? Çevireyim. RM olmuyor mu? Nasıl döndüreceğiz ekranı? Yandan seçsem daha rahat olurdu ama böyle de seçebiliriz. Çok önemli değil. Buradan şöyle bir blueprint. Basit bir şey. Ne diyorduk? Save blueprint. Tamam, bunun ismi artık bunu istediğimiz yerde kullanabiliriz. Böyle bir blueprintimiz oldu. Şimdi arkadaşlar burada bunların bağlantısını yapmamız lazım. Onun için de çok güzel bir fikir var aklımda. Buradaki splitter'ları kullanacağız arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Şimdilik şuranın çıkışlarını verelim. Burada üretilen malzeme buradan çıkacak arkadaşlar. Şurada şöyle 3 karelik bir çıkış yapacağım. Daha sonra bu yolu yükselteceğim arkadaşlar. Nedenini birazdan anlayacaksınız. Bu yolu şu şekilde yükselttim. Şimdi bunun 2 kare yanından yani şuradan şöyle bir tane daha yol geçiriyoruz.
Buradan da copper gelecek arkadaşlar. Burada depoladığımız copper'ı buraya bağlayacağız. Şöyle bir hizadan bir tane daha yanına. Ama bunu da şöyle yapayım. Önce bir yükselteyim. Bir kare yükselteceğim. Sadece bir kare. Şöyle yükseltip buradan göndereceğim arkadaşlar. Daha sonra yükselsek de olur. Tamam, çok önemli değil. Buradaki copper'ı buradan veriyorum. Ortadan çıkışını vereyim bunu. Buraya elektrik gelmedi. Şuraya bir tane elektrik gönderelim. Böyle. Copper'ları buraya depolamamışım ki. Buradan dışarıya göndereyim. Önce copper'ları buraya depolama emri verelim. Boşuna mı ürettik bu kadar copper'ı depolamadıysak bilmiyorum. Buraya niye şey yapamıyorum? İlginç. Niye depoya bağlantı yapamıyorum? Çok mu yakın oldu burası? Yok. Yol yetersiz gelmiş. Tamam. Tamam, burada üretildi ve buradan dışarıya veriliyor. Şu an bu bantların hızları yavaş arkadaşlar. Elektrik artınca hızlanacak bunlar. Onun için de güneş panellerini yapmamız lazım bir an önce. Şu yolu sileyim. Bu yolu buradan devam ettireyim. Yukarıdan tabii. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar getirelim bu yolları. Şimdi arkadaşlar. Buradan bu yolu aşağıya indirmek için iki tane yapılabilecek şey var. Şurada splitter. Storage kısmında splitterlarımız var bizim. Storage'da mıydı? Yok. Gathering'de mi? Nerede? Lojistik'te. Splitter. Şimdi arkadaşlar bu splitterlar normalde burada gelen malzemeyi 4'te ayırıyor. İki tane farklı malzemeyi birbirinden ayırabiliyoruz. Bunu tab tuşuna bastığımızda arkadaşlar şöyle oluyor. Üstlü altlı splitter'a geliyor. Bir daha taba bastığımızda da yine üstlü altlı ama altlar sağa sola. Mesela bunu buradan yaptığımızda arkadaşlar buradan gelen yolu buradan dışarıya verebiliyoruz artık. Aşağıdan devam ediyor buradan gelen malzeme. Bu şekilde buraya malzeme gönderebiliriz. Şimdi bunları böyle yaptığımız zaman yan yana koyamıyoruz ama. Çünkü çıkışlar birbirine engel oluyor vesaire. Bunlar birbirini tıkıyor. O yüzden şunu kullanmak daha pratik olabilir diye düşünüyorum. Aslında biz yolu çıkan bağlantıyı sağa göndereceğiz ama direkt şunu kullanmak daha pratik olabilir diye düşünüyorum. En azından birbirini tıkamazlar. Aynı hizaya yaparız. Hem daha görsel olarak da güzel olur. Mesela şu şekilde iki tane yan yana kondurabiliriz. Buradan gelen malzemeleri buradan bir tanesinden iron gelecek. Onu şuraya göndereceğiz. Bir tanesinden copper gelecek. Onu da şuraya göndereceğiz. Bir tane de magnet lazım tabii bize. Magnet'ı da iron'larımız neredeydi? Şuradaydı. Magnet'ı da arkadaşlar şöyle yapacağım. Şuradakiler şu hatları şunları kapatıyorum. Şunları çarpıyla siliyorum. Tabii burada üretilenler çantama düşecek büyük ihtimal. Önemli değil. Şimdi şuraya bunların çıkışları da sileceğim arkadaşlar. 3 tanesi magnet olsun. Şu 6 tanesini yine iron olarak devam ettireceğim. Şu an iron miktarımız buraya depolandı zaten. Stokta var. Azalması durumunda şuradaki üretimi arttırırım. Şu an önce elektrik problemini çözmek istiyorum. Üretimi arttırdıkça elektrik artıyor çünkü. Şuradaki elektrik zımbırtısını siliyorum geçici olarak. Çünkü şuradan yeni yol vereceğim. Şöyle. Magnetları buradan göndereceğiz arkadaşlar. Magnetları depolamama gerek yok diye düşünüyorum buradaki iron ingot gibi. Çünkü magnet bir tek magnetic coil yapmaya yarıyor. Magnet'ı başka kullanan bir şey var mıydı? Yoktu diye hatırlıyorum. Varsa da aklımda değil. Daha sonra depo yapabiliriz. Şimdilik burada üretilen tüm malzemeyi şu şekilde. Bunlar iron ya. Bunu niye depoluyorum? Kafa gitti yine. Bu yolu bu kadar uzun yapmamıza gerek yok o zaman. 3 tane magnet üretimimiz var çünkü. Yol şurada başlasa yeterli. Şuradan bir tane buraya. Şuradan bir tane çıkış. Şuradan bir tane çıkış. Buraları artık magnet seçeceğiz. Magnet üretecek buralar. Magneti üretecek. Buraya bir de elektrik vermemiz lazım. Şöyle bir tane elektrik yapayım.
magnetler üretilmeye başlandı. Bu banttan dışarıya veriyoruz bunu. Magnetları da arkadaşlar çok fazla uzatmadan şimdi bunu da yukarıdan götürebilirim. Ama çok da gerekli değil. Bunu şöyle yapacağım. Bu magnetik koilden başka bir şey lazım olmayacak diye arkadaşlar. Bunu ana hat olarak götürmeyeceğim. Bunu şu aradan şuraya kadar götürebiliriz. İlk yolun ortasından geçebiliyor mu? Geçebiliyordu. En son şuradan geçirmemiz lazım. Şöyle geçireyim o zaman onu. Direkt şu hat üzerinden götüreyim. İki kere iş çıkmasın. Şu iki tane splitter'ın arasından geçirip şuradan magnetleri buraya bağlayacağım arkadaşlar. Yukarıdan götürmeyeceğim. Şu bağlantıları da tamamlayalım. Bu sistem çalışmaya başlasın. Tabii şeyler gelmiyor. Şunu şöyle yukarıya vereceğiz. Yukarıdan girecek. Aşağıdan devam edecek malzemeler. Görüyorsunuz. Yukarıdan giriyor. Sihir gösterisi gibi. Aşağıdan devam ediyor. Tabii yukarıdan da tekrardan devam ettireceğim ben bunları. Başka üretimlere de bunlar lazım olacak çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Bağlantıları ayırabileceğiz. Tabii ayırırken miktarlar azalacak arkadaşlar. Elektrik mi yok burada? Bir elektrik geldi mi? Gidiyormuş malzemeler. Biraz yavaş çalıştıkları için çok fazla göremiyorum arkadaşlar. Şu an bunlar üretime başladı. Depolamaya da başladı. Güzel. Bunlar çalışsın. Şimdi buradaki depoda üretilen circuit boardlar arkadaşlar bize lazım. O zaman şu yolu aşağıdan değil yukarıdan vereceğim. Yol bize engel oluyor. Magnetler yolunu bir sileyim. Çünkü şuradan yükselteyim. Sen de yüksekten gel. Yüksekten gel. Yüksekten devam et. Yüksekten devam ediyoruz. Şuraya kadar yüksekten devam et. Yolu şöyle siliyorum. Yüksekten devam et. Sonra şurayı dönerken aşağı in. Aynen şöyle. Tamam. Çünkü arkadaşlar şuradan gelen circuit boardları, depolanan circuit boardları şuradan dışarıya çıkaracağız. Bunların şöyle rahat geçmesini istiyorum aşağıdan. Engel olmaksızın hiçbir şey. Burası bizim yeni hattımız olacak. Hatta şurası. Birer arayla yapıyorum. Çünkü splitterları ancak bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Aralarında bir boşluk varken. Şöyle. Şuraya bir tane daha splitter yapacağız. Core enerji bitiyor diyor. Şuraya biraz yakıt atalım. Şuraya artık şöyle yeni splitter'lar yapabileceğiz birer arayla. Şu hizadan bunu şöyle yükselterek devam ettiriyoruz. Bu bizim yeni bağlantımız. Circuit board'lar. Verelim çıkışını da. Bu düzeni koruyacağım arkadaşlar. Bu şekilde her yere düzenli olarak üretim dağıtabileceğim. Buraya da elektrik gelmemiş. Ben elektrik yapayım buraya. Çalışsın. Tamam. Circuit boardlar dışarıya çıkmaya başladı. Circuit boardları dışarı çıkarıyorum çünkü güneş enerji panelleri için lazım arkadaşlar. Bir diğer malzeme silikon. Silikonun da çıkışını vereceğiz. Silikonu şöyle. Onu da yükselteyim. Daha ileriden yükseltsem de olurdu da. Neyse. Silikon da şöyle yapayım. Buradan bir tane magnet için boşluk bırakayım arkadaşlar. Burası magnet hattım olsun benim. Şey magnetik coil hattım olsun. O da ana malzemelerimizden biri. Başka ne kullanacağız? Gear ana malzemelerimizden biri. Çok fazla şey gear istiyor. Stone var, cam var. Gerçi stone'u en dışarıdan getirir. Stone şu an en dışarıda. Şuradan bir de gear için yer bırakayım arkadaşlar. Şöyle ikili ikili yol yerlerimiz belli olsun. Şöyle yukarıdan. Şu bir sonraki de silikon olsun. Şuradan itibaren de
iki boşluk yapıp şuradan itibaren silikonu götürebiliriz. Bu yollar böyle devam edecek. Şimdi silikon üretimini nereye yapalım? Silikon üretimi diyorum. Güneş paneli üretimini nereye yapalım? Güneş paneli üretimini de şuraya yapabiliriz. Yine şöyle biraz boşluk bırakayım. Ne kadar boşluk bırakayım? Şöyle 1, 2, 3 tane yol geçecek şekilde, hatta araya 3 tane yol olduğunu varsayarsak şöyle. Hatta şuraya şöyle bir depo mepo koymaya yer kalsın. İleride bir şeyler üretirsek şöyle bir kadarlık, ya da küçük depo konulabiliyor mu buraya? Şu boşluk aynı. Küçük depo da bununla aynı boyutta. Buradan şöyle 3 yolluk daha boşluk yapayım. Daha sonra da buradan şeyler gelsin arkadaşlar. Yeni üretimimiz gelsin. Burada güneş paneli üreteceğiz. Güneş panelinde yine şöyle bir tane depo yapayım. Bu kadar büyük depoya gerek var mı bilmiyorum aslında. Küçük depoda yapabilirdik buraya. Ama işte simetriyi korumak adına böyle yapıyorum. Şimdi burada buraya aynı şekilde güneş paneli üretimi hattı. Burada güneş panelinin yanı sıra başka şeyler de üretebiliriz. Şimdilik sadece güneş paneli bana lazım. Şöyle 3 tanelik bir üretim yeter bize. Yani bunu blueprint yapmayı düşünmüyorum. Bu çok önemli değil şimdilik. Burada yalnızca üretim istiyorum ben. Yani bunun malzemelerini nereden çekelim? Hepsini aynı taraftan mı, birini alttan birini üstten mi yapalım? Onu bir düşünelim. Bence biri üstten, ikisi alttan gitsin. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Copper'la silikonu şuradan göndereceğim. Buradan ana malzemelerimi göndereceğim. Belki bu hat üzerinde başka bir şeyler de yaparız. Şuradaki şeyler iron'lara çok yakın olacağız ama iron'ları kullanmamızı engelleyebilir buradaki şeyler. Ama gerçi şöyle yaparız hani. Buraya gathering'leri şöyle koyarım. Bu tarafa doğru koymam da. Öyle yaparsak engel olmaz şuradan. Toplarız bu malzemeleri. Şu hizaya kadar bir şeyler yapmaya yerimiz var yani. Burada bayağı mesafe. Bu bizim için uygun. Şimdi şöyle yapacağım. Buradan 3 tane yol geçireceğim. Şimdi 2 tane geçireyim. Bir tane geçireyim. Şimdi bu bizim şeyimiz olsun. Circuit board'umuz olsun. İşaretlemeyeceğim. Blueprint yaptığım için işaretlemiştim. Onu bir daha buraya kondurursam yerleri belli olsun diye. Ya da yine işaret koyayım bulunsun. Circuit board. Zararı yok. Bu taraftan da copper ingot ve silikon. Şurası copper ingot silikon. Üretilen şuradan çıksın. Buradan çıksın üretilen. Ters hat yaptım. Üretilen buradan çıksın. Burada depolansın arkadaşlar. Bağlantıları yapalım. 3 tane malzeme. Biri bu, biri bu. Çıkışı şuradan vereceğiz o zaman. Diğer malzeme de bu. Bunu kopyalayalım şuralara. Elektrik için buraya buraya koysam her yere yetecektir diye umuyorum. Her yere yetti. Güzel. Tam ortaya koyayım şunu. Simetrik olması takıntı benim için. Daha sonra buraya malzemeleri gönderebiliriz gibi gözüküyor. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Copper burada bir kere ikiye ayrıldı. Bu şey iyi olmamış. Şu yol buna engel olacak. Bunu şöyle yapalım. Şuradan aşağı indireyim. Yoksa engel olacak bize. Biraz daha geriden almam lazım. Bir an önce güneş panellerini yapıp burayı bir düzene sokmak istiyorum. Düzene sokmak derken enerji artınca üretim hızlarımız artacak. Her şey düzene girecek anlamında. Buradaki hattı devam ettireceğiz. Şuradaki hattı da devam ettireceğiz. Bir de şuradaki hat lazım bize. Buraya splitterlar lazım. Onları aşağıya indirmek için.
Şimdi şuraya bir tane splitter yapalım. Hepsini aynı hizaya mı yapsam bilmiyorum. Bunların bir de birbirine takılmaması lazım. Yani içerideki dışarıdaki de önemli. Splitterların yerini ona göre de ayarlayabiliriz. Mesela buraya aynı hizada splitter koysam şu engel olur. Şöyle yapacağız splitterları. Terse de çıkarabiliyoruz gerçi splitterlardan, o yüzden sıkıntı olmuyor. İlk şunun splitterını bir koyayım. Ayarlayacağım bir şeyler ya şu an. Çok hayal kuramıyorum ama yaparken göreceğim. Buradan çıkanı şöyle tam dümdüz buraya götürebiliyoruz. Çok güzel denk geldi. Süper. Bunu böyle bir tamamlayalım arkadaşlar. Bu aradan çıksın. Şimdi copper'ın splitter'ını rahat üzerine kuramıyorum. Şuraya kurarsam bundan geçiş yapamıyoruz. Onu da şöyle yapacağım. Splitter'ı şuraya kuracağım. Tersine de çıkış verebiliriz. O bizim için bir imkan. Öyle olunca bunu ayarlaması da daha kolay oluyor arkadaşlar. Şuraya bir tane splitter yapalım. Şundan. Böyle. Yolu şuradan vereceğiz. Bir kare geriden yapabilir miydim bilmiyorum da çok önemli değil. Şöyle vereceğiz. Tada! Sihir gösterisi. Bu buradan çıkıyor, bu buradan çıkıyor. Şu silikonun çıkışını verelim artık. Biraz yavaş boşaltıyor elektrik problemleri. Son malzememizi de verirsek burası çalışmaya başlayacak. Onun splitter'ını da buraya koyalım. Simetrik olsun arkadaşlar. Tam yanına koyacağım bir tane splitter. Çok güzel oldu bence. Böyle güzel görünüşlü oldu yani şey olarak da. Bu şekilde istediğimiz her şeyi, malzemeleri getirip birbirine karıştırmadan arkadaşlar üretebileceğiz. Hem de güzel bir görüntü oluyor üretimde. Yani benim hoşuma gitti en azından bu şekilde. Belirli bir düzen oturtmak hoşuma gitti. Buradan da şunu göndereceğim. Çok tatlı oldu bence. Güneş panelleri üretilmeye başlıyor. Güneş panelleri birikene kadar arkadaşlar. Daha fazla ne yapabiliriz diye bakıyorum ben. Şu an mesela bu splitter çok fazla getirmemişim yanıma. Diğer gezegenden splitterlarımız azalıyor. Üretimde şeylerimiz azalıyor. Splitter dışında. Neydi bu? Üretimde. Şu arc smelter'lar vesaire azalıyor arkadaşlar. Buraya depolanmaya başladım güneş panelleri. Çok yavaş üretiliyor, o yüzden depolanmıyor. Buraya şimdilik bir iki tane şunlardan yapacağım arkadaşlar. Şöyle geçici üretimi biraz hızlandırmak için. Az biraz enerji sağlasın. Aşırı yavaş. Şu güneş panellerini de boşuna getirmiş olmayalım. Arkası zaten kullanmadığımız ölü alan. Şuraya bunları bir geçici olarak dizeyim şöyle. Biraz enerjimiz artsın. Şöyle %35'lere geldi. Üretim hızlanmıştır. Şurada bir tane mi sadece birikti? Malzeme tedariğinde sıkıntı var mı? Silikonlar biraz yavaş geliyor. O yüzden üretim yavaş galiba. Gerçi buralar çok fazla silikon almış. Şu sonuncusuna biraz silikon az geliyor. Her neyse. Bunlardan birkaç tane daha ekeyim arkadaşlar. 12 tane varmış yanımda. Bunları hızlıca böyle çok da dikkatli davranmadan, çünkü sileceğim bunları büyük ihtimal. Yani şimdilik geçici olarak şöyle acele acele bunları şöyle kondurayım. Oturduğum yerden. Tamam, hepsini bitirdim. Güzel. Biraz hızlandım üretimler. %50'ye geldi, fena değil. En azından buradaki şimşek işareti yok oldu arkadaşlar. Bundan sonraki aşamada şu güneş enerji panelleri birikene kadar. Şurada diyorum, şuraya üçlü bir zincir yapıp burada farklı bir üretim hattı kurabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Circuit boardları buraya getirmek istiyorum. Circuit boardlarımız neredeydi? Şurada. Onun için şuradan bir hat çıkarırsak arkadaşlar.
Örgüt lordları buradan çekip kurtaralım. Nereden götürebiliriz? Şuraya getirsek. Şuraya getirsek. Şu hattı circuit board için ayarlamıştım zaten. Şuraya kadar getirelim arkadaşlar. Şuradan itibaren yükseltelim. Bu da circuit board hattımız olsun. Onu da şuradan dağıtsam mı diye düşünüyorum. Circuit boardları da şuradan göndersem mi diye düşünüyorum. Bunun çıkışını vereyim. Şimdi bizim burada circuit board ve şunları gerektiren nelerimiz vardı? Bakıyorum. İkisini bir arada gerektiren bir şeyimiz var mı? Bu mesela Arc Smelter. Şuraya şuradan üçlü bir hat yaparsak belki Iron Ore'da çekerim. Alttan da başka şeyler göndererek burada bayağı bir üretim yapabiliriz arkadaşlar. Gear da gerekiyor büyük ihtimal. Gear da göndermemiz gerek şunları üretmek için. Yol falan yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Şimdilik böyle bir hat hazırlamak istiyorum ama daha sonra revize edebiliriz. Şurayı bir tane daha şundan kopyalayayım. Shift ile kopyalamak, yapıştırmak da daha kolay oluyor bazen. Şey yapmak yerine. Yolum bayağı azaldı bu arada. Yolda üretsek fena olmaz aslında bu gezegende. Diğer ana gezegenimize göre daha yüksek oranda üretebilirim şu an. Şöyle. Burada başka bir şeyler de üretebiliriz diye arkadaşlar. Şuraya şöyle üçlü bir hat tasarlamak istiyorum açıkçası. Daha sonra da buraya da şöyle bir tane üretim bandı yapmak istiyorum. Buraya çok mu yaklaşırız? Yok. Nasıl olacak? Şöyle. Buraya bir tane daha yol gelecek. Şuradan itibaren şöyle bir üretim hattı yapacağım arkadaşlar. Şuradan da 3 tane yol getireceğim. Dediğim gibi bunun getter'ları şöyle koyarsam bu yapılar buraya engel olmayacak. Burada farklı şeyler üretmek istiyorum. Buraya tabii şuradan bir malzeme daha yollayacağım. Iron ingot yollarım büyük ihtimal. Şu an yolum çok azaldı. Eski tip yolu kullanabilirim. Yanıma almıştım eski tip yolla. Onları kullanabilirim. Şimdilik şu biriken güneş panellerini bir çantama atıp bunları bir yerleştireceğim arkadaşlar. Bu bölüm çok fazla uzasın da istemiyorum. Bunları şurada ekvator üzerine yerleştireceğim arkadaşlar. Ekvator üzerinde tüm dünyayı turlattıracağım bunları. Onun da nedeni tüm ekvator hani hem belirgin bir yer haritanın ortası. Hem de bunu tüm dünyayı çevirirsek bir taraf gündüzken bir taraf gece oluyor. En azından yarısı sürekli olarak çalışıyor. Şu an gece burası ama gün doğunca çalışmaya başlayacaklardır. O arada belki birikenlerle de tüm dünyayı döndürebilirim. Şu an buraya bir tane koyuyorum arkadaşlar. Şimdi en fazla buraya kadar uzak yapabiliyorum. Çok da fazla birbirine yakın yapmayacağım. Şu şekilde. Bunu şimdi şöyle uzattığımız zaman arkadaşlar. Bunu shift ile araları açabiliyorum. Tam şu düzeni oturtacak şekilde. Şu yani kare düzeni. Yarım kareye bir tane düşüyor galiba. Şu şekilde tab tuşuyla bunları bu şekilde daha hızlı kondurabiliyoruz arkadaşlar. Gündüz olunca bunlar bize elektrik sağlayacaktır. Bu şekilde ürettiğimiz güneş panelleriyle burada bakayım başka birikmiş mi? Depoya uzanabilirsem şuradan. 5 tane birikmiş. Biraz yavaş üretiliyor ama o üretim hızını şu an arttıracağız zaten, amacımız o. Bunların hepsini dikeceğim arkadaşlar. Şöyle uzatacağım bunu, sonra tap 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 bırak. Robotlarımız inşa etmeye başlıyor bunları. Kaç tane var? 13 tane daha var çantamda. Bunları da ekip arkadaşlar şu şekilde. Bu bölümü sonlandıracağım. Şuralara hemen birer temel şöyle küçük küçülteyim biraz. Şöyle şu şekilde burayı uzatacağım. Biraz kaydırdım olsun. Şöyle bizim için düz bir yol hazırlayacağım. Güneş panellerimiz için. Zemine döndü. Yaklaşımda tekrar kalanını da yaparım. Son güneş panellerimizi de bu şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Bence güzel bir bölüm oldu bu bölüm. Bayağı verimli geçtiğini düşünüyorum. Bayağı bir otomasyon inşaatı yaptık.
Güneş panellerini de sonunda üretmeye başladık. Özellikle bu gezegen üzerinde arkadaşlar, IMEI'den göreceğiniz üzere solar enerji üretiyor %136, yani normale göre fazla çalışıyor bu güneş enerji panelleri. Şu an güneşin doğmasıyla, güneşe bakmayalım şu an, yakınız, çok parlıyor, gözlerimiz kamaşmasın. Ama şu an buraların verimliliği %80 vesaire. Şuralar %136 verimli çalışıyor. Şu an buradan bu elektrik diğer hatlara da dağılıyor sanırım. Buraya bakayım, bunların üretimi de %100 mü? Evet, şu an her şeyin üretimi %100'e çıktı arkadaşlar hız olarak. Bu şekilde bir düzen oturttuk. Şurada biraz boşaltma hızı biraz yeterli gelmiyor galiba. Buraya elektrik uyarısı alıyor ama burası %20. Şuraya elektrik gelmiyor. Buraya şuradan bir elektrik birleştirelim şunları. Burası da hızlı çalışmaya başlasın. Evet, hala yeterince hızlı değil. Şuraya ikinci bir bant yapacağım. Bunları biraz hızlı boşaltalım çünkü çok fazla copper harcıyoruz şu an. Üretimde bir problem var mı? Buraya elektrik gelmiyor galiba. Buraya bir tane elektrik kulesi. Nasıl buraya gelmiyor? Öyle bir şey. Şeyleri biraz daha düzenleyeceğim, blueprintleri vesaire. Şu an depolama boşaltma hızları güzel gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu an bu hatlar full gidiyor. Şimdi burada ikiye ayrıldıkça arkadaşlar, buraya hatlardaki copper ingot oranı azalacak tabii ki. Burada atıyorum bunu düz devam ettirince, üçüncü bir bağlantı yapınca giderek daha az devam etmeye başlayacak, hep ikiye ayrıldığı için. Onlar ileride bize sıkıntı teşkil edebilir. Belki aradan bir ekleme yapabiliriz. Atıyorum burada mesela bir yerden copper alıp, yakınlarda nerede vardı? Şuradan vardı. Buradan copper alıp şu ara hat üzerinden buraya ilave edebiliriz. Belki ikiye ayrılıp yoğunluğun azaldığı bölgelere. O şekilde bir düzenleme yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu bölüm bunlar yeterli deyip bu bölümü burada sonlandırıyorum ben arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden yeni üretimler ve yeni şeyler keşfetmeye devam ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.